kızım aşk olsun ya. Hocana mı yaptırıyorsun? Canım Allah Allah, ne olacak? Ben istedim, sen işine bak Kemal. Tamam, fırından yemeği çıkarıp geliyorum. Ya hocam kusura bakmayın, siz de işten geldiniz. Ben böyle yoruyorum sizi, zaten yorgunsunuz. Çok yordun, çok etkilendim şu an bu durumda. Saçmalama Allah aşkına yavrum. Sen iyi misin? İyiyim. Yani bir şey yok, iyiyim mi? Yağmur. Seni artık gerçekten iyi misin, değil misin anlayacak kadar tanıyorum. Özel, çok özel bir şeyse anlatma. Ama anlatmak istersen de dinlerim. Hı? Babam. Babam geldi. Yani gelmiş. Biz karşılaştık. Ya gerçi ben karşılaşmasaydım haberim bile olmayacaktı ya. Neyse işte ben de ısrar ettim, eve çağırdım babamı. Sonra Altay'la karşılaştılar. Altay çok ağır konuştu. Hiç yani ağza alınmayacak laflar söyledi. Adam geldiğine pişman oldu. Zaten çok soğuktu yani, aramızda hep bir mesafe vardı. Şimdi artık hiç gelmez. Tamam da Yağmur, yani sonuçta senelerdir bir sürü şey yaşadınız. Babanız hiç yanınızda değildi yani. Altay'ın bu tepkisi normal değil mi? Altay babamın ne hissettiğiyle ilgilenmiyor ki. Bütün faturayı babama kesti. Yanlış yapıyor ama işte yani ne diyeyim. Tatsız olmuş. Peki sen ne hissediyorsun? Sonuçta babam da evlendiği gecenin sabahında karısını kaybetmiş bir adam. O da yıkıldı. Evet. Ama bu benim sorumun cevabı değil, bunu biliyoruz zaten. Sen ne hissediyorsun? Bence siz Mr. Sen'in ne hissettiğiyle ilgilenin bu akşam. Saçmalama ya, yok öyle bir şey. Evet. Hayır yok. Ya danışmanlık verdiğim bir şirketten adamın adını hatırlamıyorum, Sen diye kaydettim. Yok öyle bir şey ya. Konuşkan da değildiniz ama neyse. Efendim? Savcım. Arkadaşıma yemeğe gitmiştim. Şu anda sizin yüzünüzden buradayım ve açım. Nedir bu kadar önemli olan, pardon? Biraz konuşacağız. Ayrıca bunun burada ne işi var? Senin gözaltına alınmış olman gerekmiyor muydu? Şimdi bu diye bahsettiğiniz şahsımın ismi Akgün Gökalp Taşkın. Ha. Kolay kolay öyle unutulur cinsten bir isim de değildir. Ben unuturum. Çok kolay unuturum. Hele işime yaramayan adamları çok daha kolay unuturum. Akgün'le beraber çalışma teklifini kabul ediyorum. Yalnız bu çocuğun bütün sorumluluğu bana ait olacak. Attığı her adımı ben hesaplayacağım. En son ben karar vereceğim. Alacağı bütün riskleri ben hesaplayacağım. Olmaz dediğim bir şey oldurmaya çalışmayacaksın. Eğer bu şartlarda anlaşabilirsek el sıkışalım. Tabii benim teklifimin son kullanma tarihi geçti. Ben öngöremediğim adamlarla çalışamam, kusura bakma. Bu arkadaş gereksiz risk alarak operasyonda kendine tehlike attı. Aldığı bilgiyi ilk evvela bizimle paylaşması gerekiyordu. Yanlış mıyım? İşe yaradı ama değil mi? Ne işe yaraması ya? Senin sadece şansın yaver gitti. Bizim neydi hedefimiz? Sancaktarları birbirine düşürmek mi? Böl, parçala, yönet. Benim bu hayattaki mottom işe yaramadı bir yer görmedim ben. Yanlış mıyım savcım? Akgün, sen arabaya geç. Allah savcım. Allah. Şimdi bak, bu çocuk bir inisiyatif aldı. Operasyonun tam ortasında içeride kararı aldı. Ve sen de müdahale etmedin. Ben çocuğu al dedim, sen almadın.
Bu sayede sancaktarlarla ilgili elinde çok büyük bir koz var şu anda senin. Ve ben senin ne yapmaya çalıştığını anlamadım sanıyorsun. Ne yapmaya çalışmışım ben? Sen bu çocuğu hasımların arasına sokup orada tuttun. Müdahale etmedin, ettirtmedin ve yetmiyormuş gibi bana canlı yayın açtın. Ve olanı biteni oradan izlettirdin bana. Şimdi bu hangi operasyon amacına hizmet ediyor? Bana bir onu söyle ya daire başkanı. Sen belli ki bu çocuğun ne kadar kullanabilir, ne kadar harcanılabilir bir çocuk olduğunu bana göstermeye çalışıyorsun. Haksız mıyım? Hedefime de ulaşmışım gibi görünüyor. Hedefine ulaştıysan eğer bununla yetinmeyi öğreneceksin. Şimdi önümüzdeki süreçte sen neler tasarladın onu anlat bana. Bir kere ben Akgün'ün bunca kalabalığın içerisinde gözaltına alınmasını tasarlamadım mesela. İsabet olmuş ama. Çünkü Akgün'ün gözaltına alınmadan ortalıkları dolanması doğru bir şey değil. Hayatın akışına, hayatın normaline ters bir durum. Anlatabiliyor muyum? Bu çocuğun bu camianın içinde böyle kaçak bir şekilde dolaşması dikkat çekecekti. O yüzden Akgün'ün yeni hayatına bir cezaevinden başlaması lazım. Ne işimize yarayacak cezaevinde? Yanlış soru. Doğru soru hangi cezaevinde ne kadar kalacak? Şimdi telefonu çıkarıyorsun. Akgün Gökalp Taşkın'ın tutuklu yargılanmak üzere Ümraniye T tipine nakdini istiyorsun bu gece. Hedefin ne? O cezaevi bizim çıkış stratejimiz. Çocuğu biz ilk mahkemesinde müdahil olup alırsak kimseyi ikna edemeyiz. Tersine hedef haline getiririz. Ama Mertoğlu ailesinin Akgün'e ulaşması için bir neden yaratırsak işte o zaman işler değişir. Ufak bir araştırma yaptım. İçeride Mertoğulları için çok kıymetli bir şahıs var. Şahsa ulaşmak istediler, beceremediler. Yüksek güvenlikliye transfer edildi. Şimdi Akgün'ün aynı cezaevine nakli duyulduğu anda eylem planını harekete geçirecekler. Ve bu eylem planının içinde Akgün de var. Akgün'e ulaşmaya çalışacaklar. Akgün'ü kullanmaya çalışacaklar. Çünkü Akgün harcanabilir ve teklifi açık. Bizim yapmamız gereken Akgün'ün cezaevine sevkini magazine düşürmek. Yarın sabah çıkacak gazetelerin ilk sayfasına yer almasını sağlamak. Sancaktarlara gidiyor. Akgün'e onlar ulaşacaklar. Taleplerini iletecekler. İşte bu çocuğun çıkış bileti. Dediklerini yapacak, karşılığında özgürlüğünü mahveden satın alacak. Mertoğulları Akgün'ün salıverilmesi için devreye girdiğinde buna izin vereceğiz. Ancak bu şekilde serbest kalırsa herkes Akgün Gökalp Taşkın'ın döndüğüne ve babasının gölgesinden yürüdüğüne ikna olur. Ne isteyeceklerinin farkındasın değil mi? Eğer tekrar bir hayat olacaksa bedeli bu. Başka yolu yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.